Nagihan Alçı, Habertürk. Buğra Kavuncu'nun sözleri asla operasyon değildi, şahsi gözlemleriydi. Geçtiğimiz cumartesi Kürşat Oğuz ve Serap Belet'in programında konuk ettiğimiz İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yayın esnasında yaptığı bir tespit tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. İstanbul sokaklarında aday olarak en sık kimin ismini duyuyorsunuz sorusunu ben sordum. Buğra Bey soruma Mansur Yavaş cevabı verdiğinde bu haftanın gündeminin ne olacağı aslında belli olmuştu. Hatta yayında birkaç kez sordum. Neye dayanarak bu gözlemi yapıyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul sokaklarında en çok Yavaş'ın ismini duyduğunuzdan emin misiniz diye. Buğra Kavuncu da benim gözlemim bu yönde Nagihan Hanım. Her gün dolaştığımız sokaklarda en çok Mansur Yavaş'ın ismini duyuyoruz ama elbette bu bir gözlem diye cevap verdi. Birkaç gündür bakıyorum ortalık yine komplo cennetine döndü. Yakında bu konuda İyi Parti ve CHP arasında bu tespit nedeniyle Cihan Harbi başlatacak arkadaşlar bile var. CHP'li çevrelerden Buğra Kavuncu operasyon çekti cümlesi duyuluyor. 2 saatlik o yayında bulunan ve bu sohbete şahitlik etmiş Buğra Kavuncu'nun bu tespiti yapmasına sebep olan soruyu sormuş gazeteci olarak şunu söyleyeyim. Buğra Bey'in herhangi bir ajanda ya da amaç güderek böyle bir cümle kurduğunu asla düşünmüyorum. Sayın Kavuncu çok samimi şekilde şahsi bir gözlem olarak aktardı bu yorumu. Sonra da üzerine basa basa söyledi. Hatta yayın çıkışı sohbet ederken bir kez daha ne gördüysem onu söyledim Nagihan Hanım. Bir yanlış anlaşmaya sebebiyet vermek istemem notunu da düştü. Cumartesiden beri bu cümle kanıt gösterilerek ortaya atılan İyi Parti Mansur Yavaş'ı destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kırmızı kart gösteriyor. İyi Parti ile CHP arasında soğuk rüzgarlar esiyor gibi iddiaların ardı arkası kesilmeyince dün bir kez daha Buğra Kavuncu'yu aradım. Telefonda sohbet ettik. Yeniden teyit etmek istiyorum. O tespiti sokakta edindiğiniz bir gözlem olarak yaptığınızı söylediniz. Öyle mi yoksa İyi Parti adına bir mesaj mı vermek istediniz diye sordum. Ne programmış o günden beri medyada benim sözlerim konuşuluyor. Ama yayın esnasında siz söylemiştiniz zaten. Çok konuşulacak bu cümle demiştiniz diye gülerek girdi söze ve ekledi. Kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi sohbetin içinde sorunuz üzerine aktardığım kişisel bir gözlemdi bu Nagihan Hanım. Benim zaten genel merkezde hep anlattığım şeyi bir kez de siz sorunca kameralar önünde söyledim. Aslında her şey çok basit ve ortada ama öyle şeyler atfediyorlar ki. İstanbul sokaklarında Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019 tarihinde ciddi bir başarı yakaladığı şehirde Mansur Yavaş'ın ismini daha fazla duymanızı ben de garipsedim. Hatta programda da bunu söyledim deyince yayın esnasında da dile getirdiği bir nüans hatırlattı Kavuncu. Milliyetçi muhafazakar Cumhur İttifakı tabanına atıf yaptım. Milliyetçi ve muhafazakar Cumhur İttifakı destekçisi vatandaşlarımızdan Mansur Bey'in ismini sık sık duyuyoruz. Daha önce Millet İttifakı'na oy vermemiş kesimlerden Mansur Yavaş'a bir oy geçişkenliği var gördüğüm kadarıyla diye konuştu. İyi Parti ve İmamoğlu cephesinde bir rahatsızlık yok. Peki, cumartesi gününden beri devam eden tartışmalar İyi Parti içinde bir rahatsızlık yarattı mı, parti içinde bir tartışma çıktı mı, Ekrem İmamoğlu cephesinden bir tepki geldi mi? Buna da kesin bir hayır cevabı verdi Buğra Kavuncu. Ne İyi Parti ne Ekrem İmamoğlu cephesinde herhangi bir rahatsızlık olmamış. Açıkçası ben de ısrarla CHP İyi Parti ittifak bloku içinde bir çatlak arayanların beyhude bir çaba içinde olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında güçlü bir sinerji var. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Mansur Yavaş'a karşı bakış açısının çok olumlu olduğunu ben bizzat biliyorum. Hatta o meşhur Gültekin Uysal tweetinde de kastedilen bence Mansur Yavaş'tı. Öte yandan Deva Gelecek ve Saadet'in Yavaş ismine olumsuz baktığı bir gerçek. Altılı Masa'nın mensubu bu üç partinin genel başkanı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun ideolojik anlamda Devlet Bahçeli çizgisine nasıl bakıyorlarsa Mansur Yavaş çizgisine de farklı baktıkları kanaatinde değilim. Nüanslar olsa da seçime kadar Altılı Masa
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşitler arasında birinci konumunu kabul ederek diyalog içinde yoluna devam edecek ve büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.